bir kere aslında bunun Filistin İsrail-Filistin savaşında 1947'den bu yana gelen herhalde 80 yılı 80 yıllık bu çatışma tarihinde en sıra dışı olaylardan biri olarak Hamas'ın saldırısını gösterebiliriz bir kere İsrail İç istihbaratı, dış istihbar, Mossad, dış istihbaratı, ordusuyla e, saldırıya uğramaz diye kabul edilen bir ülkeydi. Geçmişte Arap ülkeleriyle aynı anda savaşabilmiş e, Mısır'ın daha e, pilotları e, uçaklarına gitmeden Filosunu bombalamış, dünyanın hemen her ülkesinde e, Mossad eliyle operasyon yapabilmiş bu ülke. O, olağanüstü bir e, zafiyetle yakalandı. E, Hamas ki abluk altında işte belli tıbbi malzemeler ve gıda ürünlerinin e, e, özür dilerim Hamas, Hamas'ın yönettiği Gazze daha doğrusu Gazze abluk altında yıllardır gablu abluk altında e, İsrail orayı boşalttığı günden bugüne e, sadece sınırlı ve kontrollü şekilde e, işte ilaç ya da gıda yardım alabiliyor. Buna karşılık Hamas kurduğu tünellerle oluşturduğu ağla İsrail'in hiç öngöremeyeceği bir silahlanma göstermiş. Ve Refah kapısı kapatıldığı halde evet, tüneller silah, kapatıldığı bir halde. Bir silahlanma kapasitesi oluşturmuş. Dahası bu silahlanma kapasitesi Mossad'ın bilgi edinemediği şekilde. E, gitgide artmış ve İsrail'e saldıracak aşamaya gelmiş. Bu birincisi. İkincisi e, İsra İsrail'in en güvendiği kurum olan Mossad ne e, abuk altındaki Gazze'de Hamas'ın böyle bir saldırı gücüne kavuştuğu haberini alabilmiş ne de 5-6 aydır e, planlandığı anlaşılan bu saldırıyı istihbar edebilmiş. Bu bakımdan çok enteresan. İkincisi e, Hamas. Mısır biz uyardık diyor ama Batı Şeria'dan bekliyorlardı onlar inanmadılar diyor yani Batı Şeria'dan evet. bir saldırı olabileceğini düşündüler evet. inanmadılar diyor. İkincisi Hamas dedim ya yani Mısır'a açılan bir kapı kontrollü geçilen bir kapı dışında dünyayla hiçbir bağlantısı olmayan Hamas İsrail'in kendisine çok güvendiği demir denilen olası hava saldırına karşı karşı dünyadaki en güçlü teknoloji diye anlatılan sistemi delik deşik etti. Ve bunu e, havanlarla yani aynı anda kaç? 5 bin değil mi? Beş bin. Aynı anda 5000 havanı birden atarak ki bu da esasen müthiş bir savaş kabiliyeti yani. Bu da, 2014'teki o saldırıda 50 gün süren savaşta 4 kaplan, bin füze atmış. Evet. Şu an başlangıcında 5 bin. Yani müthiş bir savaşma kabiliyeti ve kapasitesi. E, ben bunu övmek için söylemiyorum. Yani bu kapasiteyi ortaya evet. koymak adına söylüyorum. Ee, Hamas 5000 havanı birden yani, ard arda fırlatarak e, İsrail'in e, çok güvendiği dağlara kar yağdırdı ve demir kubbe sistemini alaşağı etti. Ve hem o yönüyle etkisiz kıldı hem de e, ardından kapılara saldırarak, kapılardaki gözetleme kulelerini yıkarak e, İsrail'in üstün hava kudreti karşısında e, belki de ilkel çağ diye nitelenebilecek e, planörlerle Filistinden Gazze'den İsrail'e gelip e, eylemlerini ortaya koydular. Bu da üstün teknoloji karşısında e, gerçekten ilkel bir ürün olan planörlerle e, e, planörlerle İsrail'in bütün savunma sisteminin e, çökertilmesi gibi bir sonuç verdi. Bu bakımdan da İsrail ordusu ve savunma sistemi e, e, büyük bir itibar kaybı yaşadı. Bir de tabi İsrail e ne kadar hazırlıksız olduğu, sadece istihbar etmek, sadece or, savunma ve ordu bakımından değil, toplum olarak da ne kadar hazırlıksız olduğu ortaya çıkıyor. Gazze sınırında bir rak partisi, bir eğlence partisinin düzenlendiği güne ve bir milli bayrama denk geliyor bir saldırı. Önce bu boyutların ortaya koymak lazım. Yani İsrail, e, e, İsrail'in Mossadı çöktü, o güçlü ordusu çöktü, bir zamanlar Altı gün savaşlarında daha sonra Mısır'la aynı anda birden çok Arap devletini ya da bir başına Mısırı bile altı debilen saatler içerisinde altı debilen İsrail, Hamas'ın bu saldırısı karşısında üstelik kendi sınırları içerisinde geçici süreli olsa bile işgale uğrayarak büyük bir hezimet yaşadı. Bu bir kere yani büyük bir stratejik ve askeri başarı sayılır Hamas açısından. Bu birincisi. İkincisi, Hamas'ın e, gerçekleştirdiği eylem adıyla sanılıyor bir terör eylemi. Bunun tarihsel arka planından bağımsız bir şey söylüyorum. Oraya da geleceğim elbette. Tarihsel arka planından, Filistin-İsrail çatışmasından, Filistin'in tarihsel haklılığından başka bir şey söylüyorum. Bana sorarsanız, benim de görüşüm o ki, e, Filistinliler mazlum bir halktır. Tarihsel bakımdan e, haklı haklıdırlar ve e, 1947'den 1967'den sonra toprakları adım adım İsrail tarafından yutulmuştur ve bu sorun e, İsrail'in e, 67'den sonra e, el koyduğu adım adım yerleştiği e, yerlerden bir anlaşma dahilinde e, çekilmesi sağlanarak çözülebilir. Ancak bu e, Filistin'in bu tarihsel haklılığı, Hamas'ın gerçekleştirdiği bu korkunç terör eylemiyle e, e, açıklanamaz. E, Hamas, e, İsrail sınırlarını açtıktan sonra Rak Partisi'ndeki bir partide eğlenen insanlara, insanları, efendim otobüs durağında bekleyenleri, e, yolda seyir halinde olanları, asker olsa bile o an uykuda olanları doğrudan hedef alarak, Asker-sivil ayrımı yapmayarak. Çok korkunç görüntüler ve, geliyor. Ve e, İsrail'deki her sivil aynı zamanda bizim için askerdir diyerek, çocukları kaçırarak. Yaşlıları, Bu arada İsrail açıkladı Hamas 100 kişiyi esir aldı diyor. Çocukları kaçırarak, yaşlıları tehdit ederek korkunç bir terör gerçekleştirdi. Bu e, Filistin'in bakımından, e, Filistin davasının tarihsel haklılığı açısından e, belki askeri stratejik bir az önce söylediğim nedenlerle teknik olarak askeri stratejik bir başarı e, kabul edilse de sonuçları itibariyle e, çok kanlı ve İsrail'in e, bundan sonra özellikle Netanyahu'nun bundan sonra kendi iç kamuoyunda uygulayacağı şiddet, e, arttıracağı işgal e, ve göstereceği yayılmacılık içinde esaslı bir gerekçe oluşturacak. Olur. Esaslı bir gerekçe oluşturacak. Bunu böyle yazmak gerekir. Ee, bu saatten sonra İsrail'in bir süre daha kara operasyonuna girip Gazze'ye döner mi bilmiyorum. Ama bir süre daha. Onun e, sinyalini e, verdin Netanyahu. Bilmiyoruz çünkü Çünkü yıllarca oradaydı. Zaten kendisi bırakıp çıktı. Tekrar döner mi? Dönerse e, nasıl bir tabloyla karşı, karşılaşır bilmiyoruz. Ama İsrail'in e, İsrail'in e, İsrail bundan sonra e, en azından uzun bir süre daha bir müzakereye yanaşmayacağının da. Ee, psikolojik ve sosyolojik nedeni haline e, gelecektir bu iş. Onu böyle görmek gerekir. Ee, ve benim gördüğüm kadarıyla şu an taraflarda da bir uzlaşma arayışı da yok. Yani ben e, Müslüman dünyadan bir işte e, bir gazeteci olarak her ne kadar bu eylemin e, korkunç bir terör e, boyutunun olduğunu ifade etsem de gördüğüm kadarıyla Filistinliler gördüğüm kadarıyla efendim ona destek veren e, işte İran, e, Suudi Arabistan hariç Türkiye, Suudi Arabistan ve Türkiye hariç diğer İslam ülkeleri ve İslamcı örgütler, hatta sosyalistler, hatta Türkiye sosyalistleri bile. E, Türkiye İşçi Partisinden Emek Partisine varıncaya kadar geniş bir A Hamas'ın e, bu terörünü görmezden gelerek, yok sayarak ya da onun üzerinde durmayarak Filistin davasının haklılığı üzerinden tartışma yürütüyor. Ee, şimdi e, yani Hamas eğer bir dinci arıyorsanız Hamas'tan çok İsrail dincidir. Gerekçe e, şeklinde bir argümanla bunu izah etmeye çalışıyorlar. E, tartışma o değil aslında. Tartışma e, haklı e, mücadelelerinizi e, yürüttüğünüz enstrümanların da en az o kadar e, en az o kadar insancıl olmasıdır. Yani e, bugün itibariyle Filistinlilerin özgür bir devlet, vatan özgür bir vatan sahibi olmaları ve kendi devletini e, kurmaları mücadelesiyle bugün uygulanan barbarca yöntem eee birbiriyle çelişiyor, tarihsel olarak çelişiyor. Geçmişte Hamas değil belki ama Filistin Kurtuluş Örgütü'nün e, galiba 11 Eylül kanadı, ne Eylül kanadı unuttum şimdi. Bir silahlı kanadı e, 73 Münih Olimpiyatlarında e, ee, İsrailli e, oyuncuları esir almış, daha sonra rehin almış ve daha sonra hepsinin ölümüyle sonuçlanan bir felakete yol açmıştı. O da bu e, tarihte o gün ve bugün e, işte e, cesaretle övülen ve olumlanan e, bir e, terör eylemi değildi, e, bir 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 eylem değildi. O nedenle e, Hamas'ın e, başvurduğu bu yöntemin. Ee, az önce söylediğim Filistin'in tarihsel halk haklılığıyla e, e, örtüşen değil, taban tabana çatışan e, bir eylem olduğunu vurgulamalıyım. Haklı, ve, en haksız duruma düşüren bir eylem. Ve, ve e, e, Filistin meselesinde bir e, çözüm de getirmeyecek. Bir de şunu söyleyeyim. Yani e, Hamas'ın eylemine benim gördüğüm kadarıyla İslam dünyasında çoğu ülke, çoğu siyah İslamcı parti, hatta Sosyalist partiler hak veriyor. Diğer taraftan, İsrail kamuoyu bugüne kadar itilaflı olan çatışan e, İsrail toplumu da birleşmiş durumda ve onlar da e, bundan sonraki Gazze harekatlarının e, toplumsal tabanına dönüşecekler. Daha şimdiden sivillerin hepsi e, asker askerliğe yazıldılar ve o çatışmalarında taraf olacaklar. Ve daha uzun bir süre biz İsrail-Filistin barış süreci kelimesini belki ağzımıza almayacağız. Peki nasıl e, çözümü mümkündür bu işin? Genel olarak tartışmacılar şöyle diyorlar. İşte 1967 sınırları evveline dönülmesi gerekir diyorlar. Tabi bu yerleşik bir cümle. 1967 sınırı nedir? Ee, dönülürse ne olur? Buna dair bir belirsizlik var. 1967'de İsrail ile Mısır Savaşı ardından İsrail'in ele geçirdiği bölgeler kastediliyor. 67 öncesine dönülerek bu bölgelerin boşaltılması isteniyor. Bunlar nedir? Bunlardan... Aslında o dönem alınan Sina Yarımadası boşaltıldı. Orada bir Gazze kalmıştı. Gazze'ydi İsrail. Şimdi gönüllü çekilmişti oradan. Şimdi Gazze'de tekrar hareket başlatıyor. İkincisi Batı Şeria'daki işgal edilmiş noktalar ve Doğu Kudüs meselesiyle Suriye sınırındaki Golan Tepeleri mevzusu var. İsrail'deki yönetim bugün 67'ye dönmek istemiyor. Çünkü geçen zaman içerisinde işgalcilerle bu bölgelerin bir kısmını daha yuttu. Golan Tepesi'nin stratejik unsur görüyor. Kudüs'ü başkenti sayıyor. Dolayısıyla buradan geri adım atmıyor. Hamas da bu arada 67'ye dönmek istemiyor. Hamas da diyor ki ben e, denizden tut nehire kadar sadece Filistin devlet kurmak istiyorum. İsrail Yahudiler burada yaşayabilir. E, fakat burada bir İsrail kurulamaz diyor. Peki biz bunun biz bu uzlaşma hattını nerede bulmalıyız? Şu an e, görünen o ki tartışmanın en serin kanlı tarafları Türkiye. Onu onu birazdan konuşalım Suudi, siyasetçilerden Aristan. gelen ben kısaca söylersen orayı. Ama bir uzlaşma noktası bulmak zorundayız. O uzlaşma noktası Filistinlilerin kendi vatanları üzerinde devletlerini özgürce kurmaları ve bunun için İsrail'in işgal ettiği zaman içerisinde işgal ettiği yerlerden e, çekilmesiyle mümkün. Fakat diğer taraftan e, e, bu ana kadar İsrail'in abluka altına aldığı e, e, Gazze'deki 1,5-2 milyon insanla ilgili e, e, bu e, yayılmacı, baskıcı e, tutumun ortadan kaldırılması gerekir. E, Gazze'deki ablukanın ortadan kaldırılması gerekir. Buraya silah girecek kaygısıyla e, Gazze'yi bütün dünyadan koparan, açık hava cezaevine çeviren, e, yayılmacı yaklaşımdan, Vazgeçmesi gerekir ve Doğu Kudüsü Hristiyanların da Müslümanların da Yahudilerin de bütün İbrahimi inançlara sahip olanlarında ortak ibadet yeri olarak kabul etmesi gerekir. Başka türlü bu topraklar Yahudilere de Müslümanlara da cehenneme dönecek. İsrail Filistinlileri bu şekilde abluk altına alarak yayılmacı politikalarla topraklarını yutarak, e, onlara yaşam hakkı tanımayarak, e, e, bu e, terörün bu boyuta varmasının adım adım taşlarını düşedi. Evet. Bundan vazgeçmesi gerekir. Bununla beraber Müslüman dünyanın da Yahudilerle ve İsraille e, bir arada yaşam için yaşamın. Ee, bir arada yaşamın imkanları üzerine düşünmesi gerekiyor. Peki, şimdi tabii ki bir kere tabii Hamas'ın bu saldırısına karşılık İsrail Gazze'ye Gazze'de son bir gündür tarihte görülmemiş bir saldırı başlattı ve ve korkunç bir bombardıman uyguluyor. Bugün Netanyahu sosyal medya hesabında başlılık diyerek bu birkaç binaya, herhalde onlar askeri hedef diye göstereceklerdir, Tabii. birkaç binaya yapılan e, bombalı e, saldırıların görüntülerini paylaştı. E, ve daha şimdiden e, Filistinlilerin, mazlum halkın e, kurbanları yüzleri açtı, binlere ulaştı. Ve maalesef e, İsrail'in Hamas'ı gerekçe göstererek Gazze'de uygulayacağı dehşet, ee, uluslararası kamuoyu e, araya girene kadar sürecek. E, acının, kanın ve gözyaşının daha ne kadar ve hangi sınırlara kadar ulaşacağını kestirmek maalesef güç. E, bu sadece e, Gazze'ye dönük bir saldırı yahut e, İsrail ve Filistin arasında bir e, savaş olarak da kalmayabilir. Bir risk var. O risk şu, Suriye, Lübnan, belki Ürdün uzak mesafede İran'ın da içine çekilebileceği bir şiddet dalgasını ve bölgesel savaşı beraberinde getirebilir. Bu bakımdan İsrail üzerinde hem İsrail üzerinde etki sahibi hem Müslüman dünyada rol alabilecek. Üçüncü unsurların, üçüncü güçlerin devreye girmesi gerekiyor. Bu bakımdan Türkiye'nin, Türkiye adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı itidal çağrısı, bunu ben yerinde buluyorum. Biz daha önce Mavi Marmara'dan sonra İsrail üzerindeki söz hakkımızı büyük ölçüde kaybetmiştik ve bunun sonuçlarını da çok acı ödedik. Ee, özellikle Van Münit ve bunu takip eden bir e, Mavi Marmara e, meselesinde e, radikal İslamcıların e, izlediği çizgiyle e, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası birbirine geçmiş ve belirsizleşmişti. E, bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarları büyük yara almıştı. İsrail ile ilişkilerin bozulmasının sonucunda Türkiye Doğu Akdeniz'de e, hakimiyet... E, gelecekte e, iddia edeceği hakimiyetinin e, hakimiyetinde e, m, kayıp yaşamıştı ve maalesef İsrail e, tarihsel anlamda gerilim yaşadığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la bir araya bir araya gelerek e, Doğu Akdeniz'de sınırların paylaşımını gerçekleştirmişti ya da bu yolda adımlar atmıştı. Türkiye Cumhuriyeti açısından müthiş bir eee e, kayıptı bu. Milli çıkarlar zedelenmişti. İsrail'le karşı karşıya gelmekten kaynaklı. İkincisi İsrail'in, İsrail'le yaşadığımız gerilim Amerika'da e, Ermeni lobisinin elinin güçlenmesini sağlamıştı ve e, işte e, soykırımın Amerika tarafından kabulü gibi hamleler e, bu zeminde gelişmişti. Çünkü o ana kadar genelde Yahudi lobisi ve İsrail e, İsrail, Türkiye ile daha uyumlu hareket ederken o tarihte itibaren karşı karşıya gelinmişti. Şimdi dolayısıyla Türkiye İsrail'le bizzat gerilim yaşamayı yahut İsrail'le diyalog kapılarını kapatmayı kapatmayı geçmişte denedi ve bunun sonuçlarını acı biçimde tecrübe etti. Milli çıkarlarımız, siyasi ihtiraslar nedeniyle milli çıkarlarımız zarar gördü. Bugün izlenen bir çizgi doğru çizgi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ki bence Ukrayna ve Rusya geriliminde izlediği de doğru çizgiydi. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı hem İsrail ile diyalog kapısını kapatmadan hem mazlum Filistinlilerin de Kudüs başta olmak üzere e, bağımsız devlete sahip olma ve özgür bir vatanda yaşama e, arzularını savunan e, bir çizgiyi pekala beraberine götürebilir. Davutoğlu'nun açıklamasına ne diyeceksin? Sorumsuzluk. Tam cümleyi okuyayım bilmeyen izleyicilerimiz için. Türkiye'de bütün siyasi kesimler Filistin'in yanındayız diye açıklama yaptılar diyor. Gelecek Partisi lideri iki parti açıklama yapma, yapmadı. AK Parti ve MHP diyor. Filistin için fiilen baş başa ağladığımız Sayın Erdoğan'ın şu anki haline ben ağlıyorum ifadesini kullandı. Sorumsuzluk yani bu neyse ki de da Sayın Davutoğlu bu esnada Dışişleri Bakanı değildi ve ülkede başbakan değildi yani. Olsa ne yapacak? Evet. Şimdi dolayısıyla... Dolayısıyla Olsan burada Cumhurbaşkanı'nın yani. yani. aldığı eminim ki İsrail ve eminim ki Filistin meselesinde Cumhurbaşkanı Davutoğlu'ndan daha duygusaldır. Belki daha ideolojiktir. Öyle zannederim. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmekten kaynaklı sorumluluk nedeniyle bu pozisyon olmak zorundalar. Geçmişte Davutoğlu ile uyumlu hareket etti ve bedelini biz ödedik. Bedelini Türk milleti ödedi. Doğu Akdeniz'de çıkarlarını zedelenerek ödedi. Ee, Amerika'da bütün Yahudi lobisini karşımıza alarak ödedi. Dolayısıyla bugün doğru bir çizgi izliyor. Bugün hem İsraille kapıyı kapatmadan onlarla diyalog kurarak hem de bu diyalog vesilesiyle mazlum Filistinlilerin, Kudüs meselesinin Filistin'in bağımsız devlet ve özgür bir vatan hakkının savunusunu da yaparak orta yol tutturuyor. Şimdi bunun içeriye de yansıması olacak. Tabii. Çünkü ee, bu Orta Doğu'da büyüyecek olan bir kriz, ee, petrol bağımlısı olan, enerjiye ihtiyacı olan Türkiye'nin canını çok yakabilir. Burada gelişecek şiddet dalgası içeride radikal unsurlar harekete geçirebilir. Türkiye'de İslam hareketlerin en önemli motivasyonu Filistin meselelerindir. en önemli motivasyonlarına biri Filistin meselesi. Türkiye cumhuriyeti için en olumsuz taraf radikalleşmenin artması. Tabii. Radikalleşme arttıkça Bu da çok müsait bir zemin. Tereddütür. Türkiye'de Türkiye'de iktisadi sorunların artması bunun en büyük tetikleyen tarafıdır. Tabii. Dini mezhebi sebeplerin yanında. Tabii. Bu, bu biraz sonra Tabii. söyleyeceğim. Tabii. Bu bunlara çok dikkat Tabii. etmek lazım. Yani Türkiye'de e, e, Türkiye'de bir kere siyasal İslamcılığın ya da muhafazakar hareketlerin en temel motivasyon kaynaklarından biri İsrail karşıtlığıdır ya da Filistin meselesidir öyle söyleyeyim. Filistin meselesidir. Bununla beraber İsrail karşıtlığı, işte antisyonizm, yer yer Yahudi karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı bu siyasal kesimleri bazı toplumsal kesimleri kolaylıkla harekete geçirebiliyor. Ve bu aynı zamanda bir baskı gücüne kavuşur. Yani AK Parti tabanının üzerinde de, AK Parti hükümeti üzerinde de baskı uygulayabilir, basınç yaratabilir, ve bu AK Parti yönetimini tesir edebilir. Geçmişte etti. Mesela Mavi Marmara meselesi radikal İslamcıların AK Parti üzerinde kurdukları baskı sonucunda dış politikaları dış politikayı eee yönlendirmesi neyle ulaştı? Bugün de e, aynı kudrete erişebilirler. Bir diğeri e, e, içeride bu radikalizm bir toplumsal taban da yakalayabilir. Hocamın az önce çektiği dikkat işareti husus dönemli. İçeride mezhepsel gerilimler, inansal gerilimler e, e, meydana gelebilir. Bu bakımdan e, eminim ki ben herhangi bir şiddet dalgası olmaz ama gene de Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bak daha dün kilise açılışı yapıldı. Yani uzun zaman sonra Cumhuriyet belki de ilk kilise açıldı. Önemli. Tabii. Tebrik ederim. O noktada e, ola ki bazı terör örgütlerinin ya da radikal unsurların kendisini alan açma gerekçesi olarak Türkiye'de e, e, girişebilecekleri e, bir e, şiddet eylemi e, bize zor zamanlar yaşatabilir. Dolayısıyla devlet bu hususlara çok dikkatli olmalı. Yani e, işte sözde protesto diye başlayıp e, işte Türkiye, Yahud Türk Yahudilerine dönük olabilecek bir girişim e, bir, bir e, e, bir şiddet girişimi Mesela Fransızlar e, bu konuda çok e, ciddi uyarlar bulunuyorlar. Şiddet girişimi Türkiye'yi e, ait olmadığı bir çatışmanın içine hızla çekebilir. Hallederiz yani nedenle, de biraz zorlanırız. O nedenle Hallederiz, buna közeliz. dikkat etmek gerekir. Ben bu bakımdan AK Parti hükümetinin Erdoğan'ın tutumunu Ankara'yı yönetme sorumluluğun gereği ve doğru buluyorum. Bununla beraber muhalefetin bitiriyorum hocam. Heh. Muhalefetin hem olduğunu hem Özgür Özel'in yaklaşımını yanlış buluyorum. Yani Erdoğan'dan daha Filistinci Erdoğan'dan daha e, işte İsrail karşıtı görünmek adına e, e, bu türden hiçbir çözüme hizmet etmeyen e, yaklaşım e, hem doğru değil hem gerçekçi değil hem Türkiye'ye katkısı olmayacak. E, yine aynı şekilde Özgür Özel'in İsrail'in e, ölenini değil de öldürdüğünü e, yazarak açıklama yapmış olması da Belki sosyal medyada hoşa gidebilir ama gene tam bekliyordu ve yani beklenen bu değildi. Şimdi dün, ben önceki gün bu arada Cumartesi günü AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'ni değdim. Kongreyi orada takip ettim ve orada Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir cümle kurdu. Ya ben dinlediğimde acaba dedim şaka mı yapıyor, alay mı ediliyor, bu nedir? Şöyle dedi. 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Bak geçen cumartesi söyledi. Bir daha okuyorum. 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Ve ardından dedi ki, ilk kabine toplantısından sonra memur emeklilerine ilgili müjdeyi vereceğim diyor. Ee, ve konuşmasını burada bağlıyor. Şimdi kere bu cümleyi ettiğinde şöyle bir gerçekten sanki haberdar değilmiş gibi konuşuyor. Enflasyon %70'e dayanmış. O kadar ki e, TÜİK kendi verilerini, enflasyon verilerini yenilemek zorunda kalmış. E, Merkez Bankası enflasyonu iki kere revize etmiş. %60'lar öngörülüyordu. %70'e dayanmış ve belki geçecek. Şimdi e, İsrail, Filistin krizinden kaynaklı petrole e, petroldeki petrol fiyat artışı altına e, da yansıyacak. Dövizi de tetikleyecek. E, dövizde de bir yükseliş var. 28 bandın üzerine çıkıyor hızla. Tüm bunlar aşikarken, tüm bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı adeta alay eder gibi 21 yıldır enflasyona ezdirmediği memur emekli ve işçilerden söz ediyor. Memurun posası çıkmış. Ya Emeklinin posası, posası çıkmış. İsmail, tamam ben biliyorum ama durumu anlatmak zorundayız. Emekli toplu toplu çaresin. sözleşme toplu sözleşmeden sonuç çıkmadı. Hakem evet. heyetine gitti. İş Bakan sınavı. dedi ki enflasyonu evet. ezdirmedik. Slamadım kendimi de. Yani. İşçinin. Ya bunların olacağını ben seçimlerden önce yaldır yaldır her yerde anlattım. Millet diyor ki hocam doğru söylüyor. Doğru, e doğru. Bundan bundan doğru. daha doğru. da kötü doğru olacak. vallahi hocam. Emeklinin, memurun, işçinin posası çıkmış. Ezilecek tarafı da kalmamış. Birden çok ezilmiş üstelik. Çift dikiş yapılmış. Şimdi bu halde çözüm olarak getire getire neyi bulurlar? Efendim haçlık koyuyorlar. Ya bayram harçlığı atıyorlar. Başka hiçbir şey değil ya. Bu emeklinin cebine bayram harçlığı koymak. Yani güya üç tane. Bir de nasıl günlerdir efendim sabahı ayrı, hürriyeti ayrı yazıyor, televizyonlarda ayrı konuşuluyor. Üç tane büyük proje üzerine düşünüyorlarmış. Emekliye zam mı yapacaklarmış. Yok efendim ee, şey ee, kök maaş üzerinde düzenlemeye mi gelecekmiş. Yok öyle değilmiş de. Efendim e, e, seyyanen zam mı olacakmış? Hayır hayır değilmiş de bayram verdiler Seyyanen zam da başının başına gözüne dursun ya. Seyyanen zam vereceğin ne kadardı ki zaten? Zaten 5000 lira kök maaş, 2500 lira seyyanen zamdı bunun. Öyle bir şeydi. Kardeşim ne yapacaktın ki zaten? Onu yapmadılar. Çalışan zaten emeklerin çoğu çalışmak zorunda. Tabii. Yaş yaşla beraber emekli olanlar da iş bulmak zorunda efendim yaş emekli EYT'li yaş diyorum EYT'lilerin li, EYT de emekli olmasıyla beraber onlar da hayatlarını sürdürmek için çalışmak zorundalar. E onları da düştün. Ne kadar kolay değil mi? Böylelikle emekli maaşlarına zan yapmamış oldun. E, zaten çalışmaya mahkum ettiğin, çalışmaya mecbur ettiğin, çalışmazsa aç kalacak, açıkta kalacak olan emeklinin cebine tık 5000 bin lirayı koyacaksın. O da, o da lira koyacaksın. Ne yetecek? Ne yetecek 5 bin lira? Pazarlamayı yetsin, mutfağımı yetsin, Efendim Kiraya mı yetsin? 5 bin lira neyi karşılayacak? Sırf bu. Ee, bak aylardır, Temmuz ayından beri düşün, düşün, düşün buldukları formül bu. Ya Temmuz ayında emekliye reva gördüğünüz maaş 7500 liraydı. Temmuzdan bugüne zaten geçti iki buçuk üç ay. 3 aydır siz Kamuoyu baskısı olmasaydı bunu da yapmayacaklardı bu arada. Bir kamuoyu baskısı oldu. Kardeşim siz emekliye emekliye toprak mı yedireceksiniz? Nedir derdiniz diye. Günlerce konuştuk, konuştuk. Emekliler eylem yaptı. bunun sonucunda vermek zorunda kaldılar. Onun da en düşük nasıl verebiliriz diye bu formülü buldular. Çalışanlar hariç ya emeklinin, çalışanı zengin olmak için çalışmıyor ki. Verdiği maaşla geçinemediği için çalışıyor. Ne yapacak? Zaten çalışamayan emekli dediğin de ya iş bulamamıştır. Tabii. Ya da çok yaşlı. Gözü toprağa bakıyor. Yani öyle bir formül buldular ki emeklilerinde hepsine değil. İş bulamayana, elden ayaktan düşmüş olana cebine beş bin lira. Onların da bir kısmı zaten banka şubesine gidecek durumda değil yani sağlıkta değil. Böyle bir şey olur mu? Kendi emeklisine, kendi emeklisine yoksulluğa, açlığa, imkansızlığa mahkum edip 5000 5 lira cebine harçlık koyarak sözde onun ağzına bir parmak çalalan bir parmak bal çalan iktidar. Hiçbir çıkar grubuna, kendisinin destek verdiği hiçbir ekonomik topluluğa e, kayırdığı e, gruplara e, bu kadar bir kredi aktarırken kamu bankalarından kredi aktarırken bu kadar düşünmüş müdür? Düşünmemiştir. Şimdi 5000 lira harçlık atarak, bahşiş vererek bak bahşiş vererek emekliye 5000 lira beş, bahşiş vererek e, yıl yılı çıkarmalarını onlardan isteyecek. Yılbaşı geldiğinde de efendime söyleyeyim 7500'ü belki 10 yapar, seçime kadar da böyle idare edin diyecektir yani. Tabii. Zaten Şimdi, dün akşam ben salondaydım yani saat e, 1.30'dan tut gece saat 22.30'a kadar hatta neredeyse yerimden bile bir iki canlı bağlantı hariç hiç kalkmadım yani. Oturdum izledim. Delegelerin ortasında basın bölümündeydik. Şunu söyleyeyim bir kere İstanbul İl kongresi CHP kongreleri tarihindeki en heyecanlı, en gerilimli, en yüksek tansiyonlu ve en geniş katılımlı kongreydi. Ben böyle kongre, ilk kongresi hatırlamıyorum. Ee, CHP'nin bu tarzda kongresi oldu mu? Evet, geçmişte Mustafa Sarıgül'ün Baykal Karası'nda aday olduğu kongre böyle gerilimli geçmişti. Ama İstanbul Kongresi geçmişte e, yani şu an tarihini hatırlayamamakla beraber Şinasi Öktem'le Altan öğmen'in yarıştığı bir İstanbul Kongresi vardır. O da kavga dövüş geçmişti ama ülke gündeminde bu kadar yer etmemişti. CHP'liler takip etmişlerdi. Ben o kongreyi izlemiştim salonda. Bu günlerdir televizyona konu olan bir kongre. Yani evet. o kadar anormal ki AK Parti'nin kongresinden kimse söz etmiyor. Kurultayından kimse söz etmiyor. CHP'nin kongresi haftalardır konuşuluyor. Bazı televizyonlarda sadece bu konu konuşuluyor. Hatta bazı televizyonların izleyicileri bu programları izlemekten CHP'nin Delegelerin isim isim öğrenmeye başladı. İstanbul delegelerini. Kaç ilçede, kaç delege var herkes biliyor. Bazı delegelerin yer değiştirmesi alt yazı olarak son dakika diye geçiyor. Bakırköy, Cemal'in yanına geçmiş falan gibi. Akıl alır gibi değil. Tabii böyle bir medya iklimi de olunca barut fısısına döndü CHP ve dün patladı. Sabahtan itibaren ya Haliç Kongre Merkezi'nde araba içinde değil ha. Etrafında araba yapmak için gerek yokmamıştı. 600 delege var, 6000 kişi var içeride. Ve CHP iki büyük gruba bölünmüştü. Görünürde Cemal Can Polatla Özgür Özel, gerçekte Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu yarışıyordu. Böyle bölünmüştü. Ve sabahtan itibaren herkes e, yüksek bir tansiyon içerisindeydi. E, Canan Kaftancıoğlu kürsüye çıktığında Özgür Çelik yanlıları onu yuhaladılar e, ve e, işte. Kayyum gidecek, özgür gelecek diye yahut Mustafa Kemal'in askerleri izle protesto ettiler. Sonra İmamoğlu çıktı. İmamoğlu iktidarı önüne koyan 2024'ü 28'i 29'u kazanmayı vaad eden bir konuşma yaptı. Salona ayağa kalktı. Ama orada bile bir ikilik vardı. Bir taraf gençlik seninle durma ilerle diye destek veriyordu. Öbür taraf halkın umudu Kılıçdaroğlu diye cevap veriyordu. Özgür Çelik de muhtedil bir konuşma yaptı. Onlar Kemal İmamoğlu konuşmasında doğru Kılıçdaroğlu'nu anmadı. Ama aleyhinde de konuşmadı. Sadece bir cümlesi vardı. CHP'nin önündeki taşları temizleyin dedi. Bunu Kılıçdaroğlu karşıtları üstlerine aldılar. Ve o andan sonra CHP'liler CHP kendi önlerindeki taşları birbirlerine atmaya başladılar. Temizledikleri taşları birbirlerine attılar. Cemal Canpolat kürsüye çıktı. Ve öyle bir konuşma yaptı ki dün akşamdan sonra hocam AK Parti'nin İstanbul'da İmamoğlu aleyhine özel bir kampanya yapmasına gerek kalmadı. AK Parti ya İmamoğlu nasıl karalayalım diye düşünse bundan daha iyi bir videoyu hazırlayamazdı. Özel bir kompozisyona gerek yok. Cemal Canpolat'ın konuşmasını al, kes, biç, birbirini ekle, her yerde izlet. Cemal Canpolat'ın konuşması İmamoğlu hakkında bir suç duyurusudur. Ya da İmamoğlu hakkında bir iddia, bir itamnamedir. İmamoğlu'na diyor ki, sen diyor e seçim döneminde, yani kongre döneminde delege ikna etmek için belediye adam oldu diyor. Tabii. Ya bu İYİ suç Parti'yi de eleştiriyor. İYİ Parti üzerinden, başka, başka partiler üzerinden Bu başka, o başka, o ikinci. ayrıca Tamam söyledim. ama burada diyor ki, ya sen diyor delege delegeleri ikna edebilmek için belediye işe koydun diyor. Ya böyle ciddi bir iddiayı ispat etmeniz lazım. Şu iş yerine belediyede şu birime şu in, şu delegeler ya da delegelerin kardeşler alındı demen lazım. Bunu iddia ediyorsan belediye Cemal Canpolat bunu derken herhalde şunun farkındadır. İçişleri Bakanlığı git Ekrem hakkında soruşturma başlat. Savcılık dakika bekleme Ekrem hakkında soruşturma başlat. Şu an Ekrem İmamoğlu hakkında CHP, bak CHP'nin adayı, il başkan adayı ve ona destek verenler, bazı belediye başkanları, bazı milletvekilleri ve CHP Genel Merkezi kendi belediye başkanını İçişleri Bakanlığı gösterdiler. Bu adam dediler, kongre sürecinde delegilere ayartıp belediyede iş veriyor dediler. Delil kimin umrunda? Kavgada yumruk mu sayılırmış? Taş atıyor ne de olsa ihbar ettiler. Kendi belediye başkanlarına iftira atarak onu ihbar ettiler. İçişleri Bakanlığı'na göster, savcılığa gösterdiler. Buyurun alın dediler. Bu adam var ya bu adam kamu kaynaklarını kullanarak delegeler iş veriyor dediler. Öyle bir konuşma yaptı ki Cemal Canpolat. İyi Parti ya siz İstanbul alacaksınız. kim alırsınız? Ekrem İmamoğlu'yla. Ve nasıl? Tek başına yetmez. İstifakla değil mi? Tabii. Cemal Canpolat diyor ki bu Ekrem var ya diyor bu Ekrem. CHP'liler iş vermiyor. CHP'liler iş bulabilmek için İyi Parti kılığına girip belediyeye giriyor. Ekrem'e bir vuruyor, İyi Parti'ye iki vuruyor. Yani siz İstanbul'u kazanacağınız adayın ayağına sıkıyorsunuz. O adaya destek verecek partiyi bir daha sıkıyorsunuz. Siz kaybetmek istiyorsunuz. Belli olmuş yani. Çünkü başka bir niyetle bu açıklanamaz yani. Hadi Cemal Canpolat onu söylüyor. Salonun ona destek veren kısmı kendinden geçmiş bir şekilde Coşku içerisinde ayakta onu alkış diyor. Akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Kendi belediye başkanlarına, kendi be İstanbul'u 25 yıl sonra almış, kendi belediye başkanlarını, kendi partilerinin çocuğunu sırf Kemal Kılıçdaroğlu'nu değişsin, de Kemal Kılıçdaroğlu değişsin istedi diye. Tüm kameraların önünde taşa tuttular. Ee, ona e, ağır suçlamalarda bulundular insafsızca suçlamalarda bulundular ve onu yuhalattılar. Ne için Kemal Kılıçdaroğlu ve o koltukta otursunlar diye kendi parti içi iktidarlarını ayakta tutmak adına İstanbul'u gözden çıkardıklarını, eğer Mansur yavaş bir gün böyle düşünürse, gerekirse Başkent'te de gözden çıkarabileceklerini ortaya koydular. Bize Ataşehir yeter, bize Maltepe yeter, bize Kadıköy yeter, biz yeter ki Ekrem'den kurtulalım, İstanbul'u da veririz dediler. Bunu ortaya koydular. Başka türlü bunu anlamak mümkün değil. Bir parti kendi büyükşehir belediye başkanını ve seçimlere girecek olan adayını, yani seçimlere de o girecek, adayını CHP'lileri işe almıyor, bu yüzden CHP'liler İYİ Parti'nin numarası yapıyor diye suçlar mı kardeşim? Bir parti kendi büyükşehir belediye başkanını delege, delege ayartmak için onları işe alıyor diye suçlar mı? Eğer öyleyse zaten atın partiden. Atın partiden. Ne tutuyorsunuz bu adamı? Eğer öyleyse delege, delege de ayartıp, kongrede üstünlük elde etmeye çalışıyor, bunun içinde belediye işi sıkıyorsa zaten atın işten kardeşim. Siz ihbar ediyorsunuz, gelin bunu alın götürün diyorsunuz. Bak. Ya neden basın bak, önünde? Bak, Bütün kameraların çektiği basın, bir yerde ya yapıyorsunuz. Bak, şimdi, bununla da bitmiyor. Bak bununla da bitmiyor. Aklımın almadığı ithamlar. Bir yardım kampanyası olmuş. Ekrem ita hitaben parayı vermedin diyor yıllar önce vermiş ver bilmiyorum ya parayı vermedim. Yani e, kendi belediye başkanlarını hem bugün hem de aday olacak belediye başkanlarını itibarsızlaştırmak için. Onu kamuoyu önünde yıkmak için. Onu seçilemeyecek hale getirmek için. Ellerinden geleni yaptılar. Ellerinden geleni yaptılar. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu iş Allah'a kaldı yani. Çok kısaca Şimdi şunu bak. da soracağım İsmail. E, maalesef çok az süremiz kaldı. Bir 6 dakika sonra reklama gideceğiz. Ersun Şimdi bir şey diye merak hadi, hadi. ediyorum. Kurultay'ın hani bir provası gibi deniliyor diyor bu. Evet. E, nasıl bir yansıması bu sence? Şimdi bu sence? Bu, şimdi al, bu kongreyi aldı e, İmamoğlu ve yanları. E, burada genel merkez battı. Kemal Kılıçdaroğlu gitti parti meclisinde. Ben adaylar arasında tarafsızım. İki adaylara fotoğraf verdim. Taraf değilim dedi. Maalesef yalan söyledi. Gitti e, şeyin e, e, Cemal Canpolat'ın adaylık ilanına bütün A takımını gönderdi. Bütün ana takımı Cemal Can etrafındaydı. Ve genel merkez kaybetti. Genel merkez onun adamları, es ilçe başkanları, şunlar kim verdi, belediye başkanı kim varsa kaybettiler. Şimdi kurultaya gidecekler. Kurultayda ne olur? Kurultayda bu manzarada Özgür Özel tabii daha elini daha e, e, elini yükseltir, daha iddialı olur. Öyle görünüyor. Fakat kurultayı kazanır mı bilmiyorum. Gene Kemal Kılıçdaroğlu kazanabilir. Çünkü kendi belediye başkanını taşlayıp ayakta alkışlayan delegenin oyuyla Kemal Kılıçdaroğlu elbette kazanır yani. Fakat mesele şu, bu kavga burada bitmez. Bu kurultayı Kılıçdaroğlu kazanırsa da e, yerel seçime gidilir ve yerel seçimde zaten CHP hezimete uğrar. Hizmete uğrarsa seçimden sonra tekrar olan kurultaya giderler. Yani CHP, CHP Nisan ayında bir olan kurultayı daha yaşar. Kılıçdaroğlu kaybederse Kılıçdaroğlu yanlıları da tekrar olağanüstü kurultaya götürürler. Onların da en azından imza toplama gayreti olur. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu'na en açık desteği veren, Cemal Can Polat'ın da yanında duran bir ilçe başkanı, bir ilçe belediye başkanı Battal'ı gezdi. Gazetemizden Aytunç arkadaşımıza şöyle bir de, açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu giderse partinin yarısı gider demişti. Partinin hangi yarısı gider? Bir söyleyin lütfen. Sence hangi yarısı gider? Neye göre? Battal'ı gezdi o partiyi neye göre yarayabiliyordur? Hangi yarıdan bahsediyor? Kastettiği şu. Aleviler gider demeye getiriyor. Evet. Kendisi Aleviler adına konuşma hürriyetini kendisinde görüyor. Ve Alevi delegasyon üzerinden e, CHP'yi tehdit ediyor. Biz gideriz ha diyor. Alevi delegasyon adına kendisini konuşmayı yetkili zannediyor. Bu e, bu CHP açısından da e, bir vaziyeti ortaya koyuyor. Nasıl ki AK Parti'de bir Doğu Karadenizli yoğunlaşması varsa, yani Trabzon-Rize, özel Trabzon-Rize yoğunlaşması varsa, nasıl ki bir önceki kabinede dört tane oflu bakan, banka müdüründen tutan, karakola amirine kadar hepsi Rizeli, ise CHP'de de buna benzer bir yoğunlaşma var. Bu da e, mezhep temelli bir yoğunlaşma ve belli iller. Peki. Belli belediyeler ve belli, tamamlayabilir mi? Belli iller. İşte Sivas, Erzincan, Tokat, Malatya gibi belli iller. Bu, bu bazı belediye başkanları, bazı siyasetçiler, bazı il ve ilçe başkanları bu yoğunlaşmaya sırtını vererek e, mezhep kimliğini siyasi referans haline getirerek e, kongrelerde ve kurultaylarda e, e, kavganın ve çatışmanın alanına taşımak istiyor. Ve e, Kılıçdaroğlu'nun gitmesi halinde bir Aleviler gider haliyle tehdide dönüştürüyor. E, Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi halinde ben bu e, artık bir siyasi kart olarak kullanılan mezhep temelli bir e, kışkırtmanın da olabileceğini parti içerisinde bir kışkırtmanın da olabileceğini ve bir ayrılık gerekçesinde bunun dönüştürülme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Peki. As.